Survivor'la ilgili şimdi yeni görüntüler ve bilgiler var. Nihat Alptuğ Altınkaya'nın yıkıldığı anın görüntülerini çekmiş Survivor kameraları. Haberi de okuyalım, ekrana getirelim. Survivor Ünlüler Gönüllüler yarışmasının favorilerinden oyuncu Nihat Alptuğ Altınkaya, annesi Nilüfer Altınkaya'nın beyin kanaması geçirmesi üzerine Acun Ilıcalı'nın özel uçağıyla İstanbul'a gelmişti. Acun Ilıcalı'nın adada Altınkaya'ya annesinin rahatsızlığını söylediği anın, o anın görüntüleri programın tanıtımlarında yayınlandı. Görüntülerde Acun Ilıcalı Altınkaya ile buluşuyor. "Bana %100 güveniyor musun?" diye bir soru soruyor. Oyuncunun "güveniyorum" demesi üzerine o sözler ağzından dökülüyor. Şimdi görüntüleri izleyelim. Şurada hayati bir durumu yok. Fakat şey yapamayız. Hani seni burada tutamayız. Ne olmuş abi? Yani rahatsız gibi düşün. Şimdi... Of. Bana %100 güveniyorsun değil mi? Güveniyorum. Ha şimdi... Oğlum benim, kötü canımın çoğu. Ha şimdi... Yani... Abi ne olmuş? Yani anne hayatta. Söz veriyorum. Yani. Böyle aşırı hayati bir durumu yok. Fakat şey yapamayız. Hani seni burada tutamayız. Ne olmuş abi? Yani rahatsız gibi düşün. Şimdi... Of. Şu anda hastanede konuşacaksın. Duruma göre de gideceksin. Alo. Alo. Yani ne oldu? Söylesene. Bütün pasaportu falan her şeyin hazır. Hemen gidiyorsun. Sevgili izleyiciler, şunu okuyalım. Şunu söyleyeyim ben önce. Ha, sen oku istiyorsan. Tamam. Herkes merak ediyordu. Gerçi Twitter'a yazdık ama Nihat Alptuğ Altınkaya dün gece Acun Ilıcalı'ya ait özel uçakla adaya dönmek için yola çıktı. Anne Nilüfer Hanım da oğluna adaya dönmesi gerektiğini ve iyi olduğunu söyledi. Hemen gelişmeleri aktaralım. Bu hafta elenen Almeda Abazi'nin kendisine dokunulmazlık sembolü bırakması nedeniyle önümüzdeki hafta yarışmadan elenmeyecek Nihat. İki hafta sonraki oyunlarda da elenmezse Kıbrıs'ta düzenlenecek olan yarı finale kalacak, hala favori durumda. Müge, şimdi senin de benim de Acun Ilıcalı'ya karşı zaman zaman kızgınlığımız, kırgınlığımız oldu. Kırıldığımız oluyor ama Sezar'ın hakkını her zaman Sezar'a teslim edeceksin. İşinde nasıl? Çok evet, başarılı. Çok kaliteli işlere imza atıyor. Öyle evet. Ki Nihat Doğan'la Pascal Numan'ın görüntülerini yayınlamadı bile. O kavga görüntülerini yayınlamadı bile. Oradan prim sağlıyor. Dedirtmemek için kendine. Sonra bir dakika daha şeyi sonra, de yayınlamadı. Daha sonra var mısın yok musun da bir yarışmacının akrabasını getirmişti stüdyoya. Orada o işte adamla kadın fenalık geçirmişti. O görüntüleri de yayınlamadı. Hani duygu sömürüsüne ekrana getiriyor dedirtmemek sonra, için. Sonra dans yarışmasında Defne Joy Foster'ın ölümünün ardından böyle bir final, bir dokunaklı, böyle büyümüş bir konuşma bekliyorduk. Onu da çok kısa geçerek o duygu sömürüsüne de yer vermek istemediğinin altına özellikle çizdi. Terör olayları zamanlarında yarışmayı yayınlayarak hani öyle bir gene duygu sömürüsüne bir sahtekarlığa girmek istemediğinde hiç altına girmedi. Çizdi. Aynen öyle. Aynen ama bu görüntüleri izlerken olamaz dedim yani. Onu evet, söyleyeyim. Nasıl evet, yayınlar dedim ya. Evet. Ya burada ciddi bir mesele var. Beyin kanaması geçirmiş annesi. Yoğun bakıma alınmış Nihat'ın. Yani bunu evet çekersin bir kenara söylersin ama burada kameraların kayıtlı olması bana çok tuhaf geldi. Evet. Açık söyleyeyim. Evet. Dedim ki yok ya Acun yapmaz böyle bir hata dedim. Yarışmanın hani dışında Twitter'a olması. Twitter'a da baktım. İnanılmaz tepki toplamış. Nasıl olur? Yarışmanın dedi. Dışında kalmasa daha doğru olurdu. Daha çünkü, doğru olur. Zaten gazetelere MSN, yansıdı. MSN'leri etkileyecektir ileride halkın çünkü SMS'leri bakış açısı diyorsun, tabii. SMS'leri diyorsun etkileyebilir. Çünkü zaten şu anda yani hayır, kanıtlamış. Yani etkilemek ama. Etkilememek değil. Yani çünkü orada Nihat acı çekiyor. Yani orada bir ayrıyeten o var. Manevi konu evet, öyledir evet. Çünkü çok bir mahremiyet anı. Aynen. Birisinin Allah korusun canın kadar sevdiğin birisinin yani bir de şöyle söylüyor. Bana güveniyor musun?
annen hayatta söz veriyorum. Allah korusun ananız babanız uzaktaysa hep haber öyle gelir ya. Bak durumu biraz evet, ağır. Evet, evet. Hayatta tamam sonra yavaş yavaş o söylerler. O acı haber gelir değil mi sonrasında ama da? Ama yani... O çocuk için o yol nasıl geçti acaba? Hani Pascal Nauma ile Nihat Doğan'ın her ne kadar inkar etmiş olsalar da zamanında, hı-hı, onun arkasından doğru olduğu ortaya çıktı. Kavgası bir mahremiyetse... O yarışmada, hı hı, kişinin baygınlık geçirdiği bir mahremiyetse, hı hı, Daphne Joy Foster'ın ölümünün bir ticari metaya dönüşmemesi, hı hı, mahremiyetse ki mahremiyet, bir evlada annesinin durumunun ağır olduğunu söylenmesi de bizce mahremiyet. Bence bunu da yayınlamayabilirdi, evet, ya. Yarışmaya Nihat kaldığı yerden devam edebilirdi. Zaten bir iki günlüğüne geldi, annesinin iyi olduğunu öğrenince de tekrardan adaya geri döndü. Yani bunu... Belki yayında söylerdi, Nihat'cığım geçmiş olsun, işte güzel haberi aldık derdi ve konuyu kapatırdı. Evet. Neyse. Bu duyarlılıklar acaba seneden seneye, yarışmadan yarışmaya değişebilen şeyler mi diye düşünüyoruz ama öyle Acunun şeyler değil tabii ki. Acunun da hiç ihtiyacı yok ki ama. Asla yok. Hiç ihtiyacı yok. Yarışmanın reytingi de son derece iyi.